Merhaba, ben Ahmet Birtek. Kayseri Döviz Bürosu'nda çalışıyorum. Hobi olarak da diyebileceğim gibi kripto paralarla ilgileniyorum. Kripto parayı size şöyle anlatabilirim. Kripto para 2009 yılında çıkarılmış. Herhangi bir merkeze bağlı olmaması, blockchain ağında denilen kendi blok zinciri üzerinde bulunan bir sanal bir para. Fiziki olmayan bir para. Dediğim gibi hiçbir merkeze bağlı değil. Bu merkeze bağlı olmayışının sebebinden dolayı da bir güvensizlik duyuluyor. Şöyle mesela bir doların arkasında bir Amerika, Euro'nun arkasında Avrupa Birliği, Türk lirasının arkasında bir Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi kripto paralarda Bitcoin ve altcoin'ler olarak ayrıldığı gibi hiçbir merkeze bağlı değil. Bu da insanlarda bir korku aslında yaratması gerekirken özellikle Türkiye'de bir fırsat kaçırıyorum korkusuyla kripto paralara çok fazla bir ilgi büyüdü. Geçtiğimiz zamanlarda da bu zaten özellikle pandemi döneminde çok fazla arttı. Bu pandemi döneminde artmasının sebebi paralarda işte herhangi bir bulaşıcı hastalık olmaması için genelde hep kredi kartlarında temas özellikleri çok kullanılmaya başladı. Bunun da sonucunda kripto paralara fazla bir nasıl söyleyeyim etki, FOMO etkisi denir buna, fırsatı kaçırıyorum korkusu. Bu yüzden çok fazla bir talep oldu. Bu talebin sonucunda FED olsun, Avrupa Birliği Merkez Bankası olsun bunlar da bir sanal para için çalışmalarına başladılar. FED geçenlerde duyurdu hatta. Ha bunu şu an yaklaşık 2 yıl söylüyor kendi sanal parasını çıkartmak için. Sanal parasını da bunu dolar olarak yapacak. Ama bu şu anki kripto paralar hiçbir merkeze bağlı değil, hiçbir güvencesi yok. Buna aslında Ponzi denilebiliyor. Bu bir saadet zinciri de olabilir. Bunun hiçbir garantisi olmadığı gibi kripto paraların da güvenilirliği biraz sıkıntılı. Kripto para bir bilgisayar üzerinden mining denilen kazımalarla internetin ekran kartlarının kuvvetleriyle, bilgisayarın gücüyle, elektrik gücüyle oluşturuluyor. Bunun tabii çeşitli farklı yöntemleri de var. Borsalar bunlar hizmet veriyor ama genel olarak bilgisayar üzerinden üretiliyor diyebilirim elektrik sayesinde. Bunu bilgisayar olan herkes yapabilir ama belli özellikler istiyor daha fazla kazanabilmek için. Bunlar için de zaten çok paralar harcamanız lazım. Bunları zaten üretebilmek için. Şu an herhangi bir yasallığı yok. Hiçbir güvence dediğim gibi merkeziyetsiz olduğu için hiçbir güveni yok. Güvencesi yok. Geçen hafta da bildiğim kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto borsalarından Türk yatırımcıların bilgilerini istedi. Bu bilgilerini isteme sebebi de çok fazla illegal işlerde kripto ağ üzerinden ödemeler yapıldığı üzerindendi. Bunun bir araştırmasını istedi. Hiçbir yasallığı şu an yok. Kripto para dediğim gibi bu pandemi döneminde özellikle bir de büyük yatırımcıların işte Tesla olsun, Visa olsun, PayPal olsun ödeme yöntemlerine Bitcoin'i de ekledikleri için bu yüzden çok fazla haberlerde sürekli Bitcoin. İnsanlar da dediğim gibi fırsatı kaçırıyor muyum korkusu var. Bu yüzden kredi çekip ya da oradan buradan parayla kripto para işlerine girdiler. Böylelikle kulaktan dolmayla diyeyim aslında. Kimse aslında temelinde kripto paraları kimse bilmiyor. Ama birçok yatırımcısı da mevcut. Şimdi dediğim gibi bu bir saadet zinciri de olabilir. Kripto paralarda hisse senetleri gibi değil. Kazanç çok yüksek olduğu gibi kaybın da çok yüksek olduğu. Bunların sonucunda intiharlara bile gidebilen kayıplar söz konusu. Paranızı bilmediğin şeylere kaptırmayın diyeyim kısacası.